Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aselsan, SİHA, Kızıl Elma ve Su-25 savaş uçakları için çoklu atım salanı SADAK-2'yi geliştirdi. SADAK-2T, 2 adet Tolun ve Tolun-IIR taşıyabilen, SİHA platformlarının 2 istasyonuna takılarak bir sortide 4 farklı hedefe saldırı imkanı sağlayan akıllı çoklu atım salanıdır. Ayrıca, taşıma, bırakma sistemi olarak yerli pnömatik İTKI sistemine sahiptir. SADAK-2T, operasyonel kabiliyetleri artırmak ve tek sortide birden fazla hedefe angaje olmak için geliştirilen akıllı salan sistemidir. Platform üzerinden mühimmatın bırakılması yerli pnömatik İTKI sistemi ile yapılmaktadır. Tek bir SADAK-2T ile 2 adet Tolun ve Tolun-IIR tam atım mühimmatları taşınabilmektedir. Ek olarak Aselsan, MMU, F-16 savaş uçakları ve SİHA'lar için SADAK-2 MK'yi geliştirdi. SADAK-2 MK, MK-82/83 harp başlıklı akıllı güdümlü mühimmatların muharip uçaklarda ve SİHA platformlarında çoklu taşınmasını ve atılmasını sağlayan sistemdir. Salan sistemi 2 adet LGK, HGK, KGK ve TEBER mühimmatlarını taşıyabilecektir. Ayrıca, taşıma, bırakma alt sistemi olarak yerli pnömatik İTKI sistemine sahiptir. SADAK-2 MK, operasyonel kabiliyetleri artırmak ve tek sortide birden fazla hedefe angaje olmak için geliştirilen akıllı salan sistemidir. Platform üzerinden mühimmatın bırakılması pnömatik İTKI sistemi ile yapılmaktadır. Tek bir SADAK-2 MK ile 2 adet MK-82 veya MK-83 harp başlıklı akıllı güdümlü mühimmatlar taşınabilmektedir. SAHA Expo 2022'de mühimmat ve salan çözümlerini sergileyen Aselsan, F-16 ve SİHA'lar için geliştirilen çoklu atım salanını tanıtmıştı. Aselsan'ın 2021 faaliyet raporunda uçaklar için çok maksatlı pilon geliştirildiği bilgisi yer almaktaydı. Aynı zamanda IIR arayıcı başlıklı minyatür bomba yeni ismi Tolun-IIR ile sergilenmişti. Hava kuvvetleri için önemli bir kabiliyet kazanımı olarak ele alınabilecek çoklu atım salanı, tek sortide atılabilecek mühimmat sayısını arttırırken bu artışı destekleyen çoklu atış zarfı hesaplama gibi özellikler çoklu hedeflere angajmanı kolaylaştıracaktır.